Melody, hoş geldiniz. Bugün yine bir make-up bir kısmındayız ama bu seferki çok farklı. Çünkü yavaş yavaş mezuniyet dönemlerimiz hazırlanıyor. Aynı zamanda bu senenin en büyük modası biliyorsunuz ki simler. Ve simleri birçok yerde görebiliyorsunuz. Ama tabii ki birçok sim rengi size uyum sağlamıyor olabilir. Mesela bana sağlamıyor. Çünkü çok farklı renkler var ve ben daha çok koyu renkleri tercih ediyorum ve daha çok pastel tonları tercih ediyorum ve onları bulamıyorum. Eğer bulamıyorsanız bunu nasıl kendimiz yapabiliriz? İşte şimdi tam o kısımdayız. Peki ne yapacağız sorusunun cevabı da şöyle. Şimdi özellikle gidiyoruz, kendimize en yakın kırtasiyeden sim alıyoruz. Gördüğünüz gibi çok müthiş renklerde simlerim var. Daha sonra da bir parlatıcı alıyoruz ki parlatıcı herkese mevcut. Bunu çok iyi biliyorum. Isabella Deniz'de bile var. Normal bildiğiniz dümdüz parlatıcı. Bir fırçamız var. Ve birazcık suyumuz var. Şimdi çok iddialı bir parti, böyle bir mezuniyet, böyle bir düğün, böyle bir dernek, böyle bir kına makyajı olabilecek bir makyaj yapacağız. Ve ben önce gözlerimden başlayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi bu stick parlatıcıyı gözümün üstüne süreceğim şimdi. Çok heyecanlıyım. Sırdım. Daha sonra da ne renk sim istiyorsam mesela fuşya yapalım. Onu böyle miniş bir kaba dökeceğim. Birazcık da fırçamı ıslatacağım. Payızı sürdüğüm gözüme küçük küçük sabitleyeceğim. Pıtılatıyorum. Sonra bunu pıtılatıyorum. İşte gördüğünüz gibi gayet iddialı bir fırım oluştu. Ben bunların aydınlık görüntüsünü çok sevdim ki normalde çok parlak şeylere böyle çok ilgim yoktur ama bu görüntü çok hoşuma gidiyor. Diğer gözüme de başka bir renk deneyelim o zaman. Hazır şimdi işin eğlencesindeyiz. Ne olsa diye düşünüp altın sarısına karar verdim ki eğer simsiyah bir elbise giyerseniz altın sarısının muhteşem parlayacağına çok eminim. O zaman önce fırçamızı temizleyelim. Bu sefer de gözün sadece far sürdüğüm kısmını uygulayacağım. İsterseniz eğer rimeli sürdükten sonra kurumadan aynı şeyi rimelde uygulayabilirsiniz. Böylece gözünüzdeki parıltı, yani isterseniz tüm göze, istiyorsanız yarım. Ay ben çok sevdim. Sanırım bir süre böyle gezeceğim. Çok tatlı olmadı mı? Vallahi. Biraz daha süreyim. Abartıp kaşlarıma falan da sürüyormuşum. Abartıdan kaçının. Gördüğünüz gibi hem yarım hem de tam olarak gözüme uyguladım. Ki bence gayet güzel oldular. Şimdi hadi dudağımızı uygulayalım. Aynı şeyi dudağımıza yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl, parıl parıl. Kendimi şu an Lady Gaga gibi hissediyorum. Bayağı bence benden Lady Gaga olur yani. Poker face. Olur. Tabii ki illa gümüş uygulamak zorunda değilsiniz ama ben gümüş halini de çok sevdim. Yani çok ince bir eyelinerla tabii gözünüzde bu parlaklık olmadığı sürece çok da güzel rujlar oluşabilir. Yani eğer alternatif olmak ve kimsede olmayan bir şeye sahip olmak istiyorsanız bence bu simlerle harikalar yaratabiliyorsunuz. Hem de çok basit bir parlatıcı sim ve fırçayla. Çok basit yani. Ben bu yarım halini de sevdim ya. Böyle bir parladım yani bana bir... Bilmiyorum. Ay çok güzel. Ay ne güzel be. Valla. Şey deniz kızı da olur bundan. Değil mi? Ama Lady Gaga iyi bence. Yani Türkiye'de Hande Yener olabilirim. Romeo. Bilmiyorum artık. Dediğim gibi, gördüğünüz gibi basit ve yaratıcı. Yani kına gecelerinde, işte düğünlerde ki kınada bunun kırmızı makyajı çok güzel olabilir. Bunu Dilara'ya söylemem lazım. Yakın zamanda kınası olacak hali hazırda. Mezuniyetlerde, doğum günleri partilerinde farklı ve ışıl ışıl olmak için yapacağınız şey çok basit. Ben size şifreyi verdim. Uygulama sizden.
ne yapıyorsunuz? Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan beni takip ediyorsunuz. Aynı zamanda hemen Melodi'ye abone oluyorsunuz. Ve parlamaya devam ediyorsunuz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Tam öpücük atamadım çünkü biraz parlamışam. Böyle atabiliyorum. Böyle. Bundan sonra Lady Gaga'yım. Aha da böyle takıl. Böyle yapacağım. Lady Gaga'yım artık. Gideyim biraz daha parlayayım.